Bizi beklemiyorlar mı? Niye böyle hırsız gibi giriyoruz? Keşke senin kadar rahat olabilsem. Tamam, itiraz etmiyorum. Ben de en az senin kadar tedirginim. Burayı neyi konuşmak için geldiğimizi biliyoruz. Eğer babam hastanede aramızda geçen bütün o konuşmalardan sonra hala bu bebeği... Yani bir de ne yapmamız gerektiğini senin önünde hatırlatırsa, o zaman ciddi konuşmam gerekecek. Hele bir de sana ağır bir şey söylemeye kalkarsa. Sakin ol. Hem niye fısıldaşarak konuşuyoruz ki? Musa bayır fobisi. Hadi zile basalım da bu işkence bitsin artık. Efendim, ofiste buluşur bana geçeriz demiştin. Bir geldim, kapıda var. Bir saniye müsaade eder misiniz? Arzu, aniden sancılandım. Alelacele hastaneye gelmek zorunda kaldım. Ne? Şimdi daha iyiyim, merak etme. Doktorum biraz dinlenip evine gidebilirsin dedi. Arzu, bu arada erken doğum yapabilirmişim. Neredesin? Hangi hastanedesin? Hemen geliyorum. Herkes üzüldü. Daha fazla uzatamazdım. Ben vasıfsızım. Geleceği belirsiz biriyim. Sana ailenin verdiklerini veremem diye de gittin. Evet. Bir ara biz birbirimize göre değiliz diye düşündüm. Ama sonra baktım ki hayatımdan sen çıkınca hayatımda hiçbir şey kalmıyor. Okulu bitirir bitirmez gizlice evlenelim. Var mısın? Varım. İnsan böyle bir hastalıkla mücadele ederken kaç yaşında olduğunu daha çok hatırlıyor. Mutlu yıllar, mutlu yıllar. Aslında o kadar çok şey söylüyor ki. Her şey senin başının altından çıktı, değil mi? Bu gece bana yaşama sevinci verdi. Kanseri yenmek için en ihtiyacım olan şey moral. Uğur, bana moral veren bir bebeğim, bir de sen varsın. Etrafımızda Zeynep Hanım yok. Gonca Hanım da yok. Ve sen bana dokunuyorsun. Bir gebelik testi alabilir miyim? Tabii. Thank you.
Zeynep Hanım'ın telefonu, buyurun. Aa, Zeynep Hanım yok mu? Şu anda masasında değil mi Musa Bey? Ya lavabodadır? Ya da Rıza Bey'in yanındadır. Aradığınızı söyleyeyim, size dönsün. Ha, bir saniye, geldi efendim. Hı. Musa Bey arıyor. Uzun uzun çaldı. Acil bir şeydir diye açtım. Kusura bakmayın. Rica ederim. Efendim Musa. Zeynep, buluşabilir miyiz? Çok işim var. Ne diye buluşmak istiyorsun? Gonca'nın okul müdürüyle görüştüm. Onunla ilgiliydi. Öğle tatiline çıkarken arayayım o zaman, olur mu? Tamam. Senden haber bekliyorum. Çıkıyor musunuz? Evet, kontrole gidiyorum. Bebek için mi? Hayır. İnşallah iyi haberlerle dönersiniz. İnşallah. Burada mı bekleyeyim, kanala mı gideyim? Kanalda buluşalım Deniz. Hastaneden sonra bir yere uğramam lazım. Yayına ucu ucuna yetişirim. Tamam, olur. İyi şanslar. Sağ ol. Mehmet, sıkma bu kadar canını. Ya bana bir şey olsa zerre umurumda değil abi. Ama ablamın evinin etrafında dolaşmaya başladılar. Tadım kaçıyor ya. Mehmet, sıkma canını diyorum. Bir tatsızlık çıkarırlarsa ben varım. Aslan polis. Ya eski polis ama hala havaya sıkıp adam korkutacak bir silahım var. Oo. Ben yemeğe çıkıyorum çocuklar. Aşk olsun biz. Musa'yla buluşacağım Mehmet. Gonca'nın okuluna gitmiş. Onunla ilgili konuşacakmışız. Bir sorun var herhalde. Aa, Rıza Bey'le konuştum. Vermeye çalışacak. Hadi canım. Hadi ben gidiyorum. Dönüşte konuşuruz, tamam mı? Tamam abla. Yırttık herhalde. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun. Mahmut Bey sizden çok söz etti. Ben de Mahmut'un anlattıklarının üzerinden sizin hakkınızda birkaç şey biliyorum. Hastalığınız için çok üzgünüm. Fakat umutsuzluğa kapılmadan mücadeleye devam etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Madem artık tedaviye birlikte devam edeceğiz, bugüne kadar görüştüğünüz tüm doktorlarınızın zaten söylediğini tahmin ettiğim bir şeyi hatırlatacağım. Pozitif düşünmek. Moralimizi asla kaybetmemek. Yola devam etmenin ve bunu yenmenin ilk anahtarı. Bir bebek bekliyorum. Benim hayata bağlanmam ve kanseri yenmem için bundan daha güçlü bir nedenim yok. Ama sonuçlar ortada. Gerçekçi olmak zorundayım, öyle değil mi? Gel bir kontrollerine bakalım. İlerleme ya da yavaşlama var mı görelim. Ona göre bir daha konuşuruz. Tamam. Can you repeat that, please? Onu tekrarlar mısın? Did you see my cat around here? Did you see my cat around here? Here. Güzel. Telaffuzun gayet iyiye gidiyor. Bir dakika istiyorum. Bu görüşme önemli. Hemen dönüyorum. Rahatınıza bakın hocam.
Merhaba Zeynep, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi. Peki, şimdi söyle bakalım, Musa ne dediler? Ne denmesini bekleyebilirdik ki? Haklı olarak kurallar hatırlatıldı. Neymiş yani? Buyurun efendim. Buyurun sayın bakanım. Sağ ol. Rica ederim. Zeynepciğim, kuralları sen de çok iyi biliyorsun. O haliyle okula gitmesini yasak olduğunu da biliyorsun. Müdür söylemeden ben bir şeyler söyledim. Ne dedim peki? Ne dedim biliyor musun? Karşımda 3 tane kadın var. Hem de güçlü ve inatçı kadınlar. Ben de tek başıma bir şey yapamadığımı söyledim. İster baba ol, ister koca, ister bakan. Sonuçta şu oldu Zeynepciğim. Öğrenimine ara vereceğim dedim. Bunu anlayışla karşılaması gerektiğini rica ettim. Bundan sonra Bundan ne yapacağız? Bundan sonra ne yapacağız? Bir değişiklik var mı? Ne yazık ki kanser hücrelerinin çoğalmasında bir gerileme görmüyoruz. Artık bu testleri hiç anlamsız olmaya başladı. Akciğere metastaz yapmış olması kötü. Bebeği dünyaya getirir getirmez... Bu sefer de göğsümden sonra akciğerimi mi alacaksınız? Beni böyle mi öldüreceksiniz? Ayşe Hanım. Biliyorum, saçmalıyorum. Ama insan her an ölebilirmiş gibi yaşarken mantıklı davranamıyor. Hayatım alt üst oldu. Buradan çıkıp psikoloğa gideceğim. İçimde kopan kıyametleri duvarlarla konuşmak zorunda olmamak için terapi gruplarına bile katılacağım. Eskiden Ayşe Altay'dım. Markete girdiğimde bile insanlarla selamlaşmak, onlara gülümsemek zorunda kalmaktan sıkılıyordum. Şimdi hiç bilmediğim bir sürü insanın arasında kanserim, korkuyorum, ölmek istemiyorum diye bağırmaya gidiyorum. Artık yaşamaktan başka hiçbir şey umurumda değil. Kemoterapi için geç değil. Eğer bebek dünyaya geldikten kısa bir süre sonra kemoterapiyi almayı kabul ederseniz... ...ben hala umudunuz var demek istiyorum. Al yavrum. Anne, ikide bir şeyler ikram edip durma da bizi niye çağırdığını söyle. Ya konuşacağız. Bir sabır. Anneciğim, sen böyle konuşmakta zorlanınca tedirgin olduk. Yoksa yine o itle ilgili bir şey mi var? Yok canım. Allah için İsmail'den tek kelime konuşmadık. Hem ben iyi gördüm Derya'yı. Toparlanıyor. Eskisi gibi güler yüzlü. Hayret. Demek ki sana öyle. Evde bize 5 karış surat. Bir şey sor cevap vermiyor. Yemekten yemeğe yanımızda. Artık bana da çok yakın değil. İşte geleceğim yere benden önce vardırsın. Siz ne kadar farkındaysanız Derya da o kadar farkında budur. Azıcık.
darılma gücenme olsun istemem. Kendinizi Derya'nın yerine koyup düşüneceksiniz. O yaştasınız. Ananız babanız sizi sevdiğinizden ayırmış. Bütün dünyanız ev okul arasında geçip duruyor. Anne, sonuç olarak ne diyorsun? Derya bir müddet benim yanımda kalmak istiyor. Bizim onunla muhabbetimiz iyi. Güzel geçirdik. Hem ben yalnızım. Ben Derya'ya sen benimle kalmak istiyorsun ama bir anana babana sorayım dedim. İsmail kesin gene Derya'yı buldu, kanına girdi. Senin yanın rahat ya. Okuldan geç gelir. Buradan çıkarken buluşurlar. Bir de toparlanmış gördüm diyorsun. Nereye? Küçük hanımın okul çıkışına. Bakalım yalnız mı dönüyor, İsmail de oralarda mı? Ne haber İsmail? İyiyim. Siz nasılsınız? Yenilmiş. Derya dün gece babaannesinde kaldı. Haberin vardır. Annem ve babamla aram iyi değil, burada kalayım falan demiş. Tabii bundan da haberin vardır. Anne ve babası olarak çok üzüldük. Bundan haberin yoktur eminim. İsmail, dünyada bir tane çocuğumuz var. O da bizi sevmiyor. Bir gün baba olursan belki anlarsın. Asıl felaketler şimdi başlayayım.
Efendim Uğur Bey. Nasılsın Arzu? İyiyim. Kanaldaydım ve evime dönmeye çalışıyorum. Korkunç bir trafikten çıktım. Ben de kanala gitmeye çalışıyorum. Köprü trafiğini yeni atlattım. Ayşe'yi arıyorum, ulaşamıyorum. Kanala geldi mi? Son konuştuğumuzda yayına ucu ucuna yetişeceğini söyledi. Önce doktora, oradan da psikoloğuna gidecekti. Tamam, anladım. O zaman ben onu kanalda beklerim. Önemli bir şey mi var? Önemli şey o. Kontrol nasıl geçti onu soracaktım. Neyse. Yine haberleşiriz. Tamam. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Özür dilerim. Olabileceğiniz en rahat yerdesiniz. Özür dilenecek bir durum yok. Niye ağlarken kendinize kızıyor gibisiniz? Hayatta hiç kimse... hiçbir şey beni üzmesin diye hep kalkanlarım oldu. Ayşe Altay ağlamaz. Kendini bırakıp kahkahalarla gülmez. Ayşe Altay herkese mesafelidir. Göz elini açmaz. Kendimi korumak için kim olmuşum? Ölüyorum. Bir bebek bekliyorum. Hayatım boyunca en yakınım olabilecek tek şey bu çocuk. Ve ona ayıracak zamanım yok. Beni kanser değil, bu düşünce öldürüyor. Zihnimizde tekrarladığımız olumsuz, karamsar düşüncelerimizin hayatlarımıza da olumsuz bir şekilde etkileyeceğini biliyor musun? Bunu ilk görüşmemizde de konuşmuştuk. Kendime sık sık söylediğim ama düşünmekle durduramadığım bir şey. Aslında buraya geldiğim zaman kendimi iyi hissediyorum. Belki kanser değiller ama burada benim gibi bazılarının benimkinden daha büyük sorunları var. Onların arasında kendimi tanımaya ve daha iyi hissetmeye başladım. Burada kendimi hiç olmadığım kadar güvende hissediyorum. Size gerçekten çok teşekkür ederim. Bunu duyduğuma gerçekten çok sevindim. Belki bugün arkadaşlarınıza kendinizden söz etmeye başlarsınız. Televizyon kanalında haber spikerliyim ve kendi haber programımı yapıyorum. Tıpkı hepinizin burada bulunma nedeni gibi stresli, beni başka biri gibi davranmaya iten bir mesleğim var. Ben de sizin gibi bana hiç benzemeyen bir adama aşık oldum. Lütfen yanlış anlamayın. Beni tanıdığınıza göre o adamın Musa Bayri olduğunu duymuşsunuzdur. Evet, kanserim ve bir bebek bekliyorum. Evli değilim. Çocuğumun evimizin içinde yaşayacak bir babası olmayacak. Kanalda birlikte çalıştığım bir arkadaşım ve patronum dışında hayatta dostum diyebileceğim hiç kimse yok. Eski arkadaşlarımı da kendimi bir şey zannettiğim havalara girdiğim dönemde hiç arayıp sormadım. İnsan kendi yalnızlığını biraz da kendi seçer, öyle değil mi?
Şimdi hayatımın üzerine düşünüp işin içinden çıkamıyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Çünkü aniden ölürsem orada bir yerde bebeğim uyandığında yerde yatan bir anne görsün istemiyorum. Evin içinde biri olsun. O çok iyi bir insan olsun. Kızımı o an oradan alsın, ona baksın. Ona bakabilecek biri varsa onu onun yanına götürebilsin istiyorum. Beni seven başka bir adam var. Ama ben onun bana olan sevgisini hep görmezden gelip ona kötü davrandım. Ama şimdi hayatım her gün kısalırken sevgiye ne kadar aç, onu verdiği gibi bir sevgiye ne kadar muhtaç olduğumu görüyorum. Belki de onunla evlenmeliyim. Ama hayatımın kalanı için onun hayatını mahvetmek doğru mu? Bilmiyorum. Merhaba. Merhaba. Neden buradasın? Seni almaya geldim. Ben annemlere gelebilirdim. Biliyorum, elbette gidebilirdin Zeynep. Hani konu Gonca olunca el eleyiz ya. Yolda da biraz sohbet ederiz diye düşündüm. Konu Gonca olduğu sürece evet, el eleyiz. Ha, bir de yalnız gitmene içime el vermedi. Ne var bunda? Geldiğin için teşekkür ederim Musa. Rica ederim. Ama bunu bir daha bana sormadan yapma, olur mu? Olur. Hadi geç. Seni beklerken Mehmet'le komşunu gördüm. Mehmet bir tuhaf bakıyordu, çok ayıp ediyor ama. Senin Mehmet'le aranda olan bir şey. Öyle mi? Ne o öyle bir örnek giymiş de? Aralarındaki arkadaşlık bayağı ilerlemiş yani. Ha, ikisi de işsiz. Söyle de birlikte iş yapsınlar. Belki para kazanırlar. Of, acaba bu kez niye çağırıyorlar? Ya yeter artık, düşünme. Düşüne düşüne kafayı yiyeceksin. Tamam demiş işte baba. Demek ki Başar'la daha çok görüşmek, daha yakın olmak istiyor. Ama ne zaman babaannemin evinde buluşsak kesin bir problem var demektir.
Zaten okuldan da beni görmeden gitti. Müdür bir şey mi dedi acaba? Uf, benim de aklımı bulandırıyorsun. Bir dur ya. Akşam kesin ara beni, tamam mı? Ne oldu, ne konuştunuz haber ver. Tamam, ararım. Sen buradan mı gidiyorsun? Hı hı, evet. Ömer'le buluşup onlara gideceğiz. Bizde kal. Eve dönünce çaldırırım, bize gelirsin. Ya olur mu, saçmalama. Bir tek yatmaya mı geleceğim size? Annenlere çok ayıp olur. Ömer bırakır beni eve. Kızım, bizim ev nerede, sizin ev nerede? Gece gece dönme, bizde kalırsın. Hem babaannem erken uyuyor zaten. Biz de çok geç kalmayız. İyi, siz oradan kalkarken haberleşiriz. Hadi ben gidiyorum. Başar çoktan gelmiştir, beni bekliyordur. Selam söyle. Sen de Ömer'e söyle. Hadi görüşürüz. Eve götürüp beni öldürecek misiniz? Sen fazla korku filmi izliyorsun herhalde. Hayır, niye yani? Benden bugüne kadar nefret ettin. Üstüme yürüdün, içeri attırdın. Şimdi size yemeğe geliyorum. Aklımda bin tane tilki dolanıyor. Seni Derya'nın önünde koltuğa bağlayıp yavaş yavaş öldüreceğim. Sadece yemek yemeye gidiyoruz. Artık seni yakından tanımamızın vakti geldi diye düşünüyorum. Madem Derya'nın senden vazgeçeceği yok, değil mi? Aşk kazandı yani. Veya abiniz örnek almaya başladınız. O da Gonca'yı hamile bırakan o herifle iyi geçinmeye karar vermiş. İsmail, lütfen saçmalama.
Yürüyelim. Yoksa geç kalacağız. Hı hı. Bizim nasıl olmamızı bekliyorsun ki? Hayırdır? Gonca okula gidemeyecek. Yapma gözünü seveyim. Kurallar öyle. Müdür haklı. Daha fazla elimden bir şey gelmezdi. Bunu mu konuşacağız toplanıp? Yavrum hamile. Ne duysa üzülür. Bebeği etkiler, içlenir. Anne, işte bu yüzden şimdi dikkatli olmamız lazım. Onu biliyoruz da uygun bir dille yine bunu... Kendilerine nelerin beklediğini anlatmalıyız. Çok sıkıldım, çok. Ne var şu dünyada, her şey bir arada tas tamam olsa. Öyle her istediğimiz olmuyor ana. Nerede öyle bir özgürlük? Hayat kuralsız yaşanmıyor. Ya Gonca'nın en azından anan seni büyütürken, okuturken neler yaşadığına, nelere katlandığına bir saygı göster. Yok öyle bir şey. Kızımızı ırmak kenarına çeşme yapılmaz diyemedik. Allah sonumuzu hayır etsin. Hakikaten bana. Ay anne sen de. Zeynep. Anne, Gonca ille de bu böyle diyorsa... ...biz bu durumu ailece el ele verip aşmak için çare arayacağız. Ne emek verdiysek verdik. Ben bütün bunların karşılığını bekleyerek yapmadım ki. Her anne gibi. Lütfen sen de onu bakan Musa Bayrı'nın kızı olarak yargılama. Musa ile Zeynep'in kızı Gonca olarak düşün. Öyle yapıyorum zaten hayat. Zeynep. Senin içine düşen ateşi de anlayayım. Bir ana için ne kadar zor biliyorum. Ama aferin sana. Sen böyle için yana yana kimsenin üzülmeyeceği bir hal yol bulmaya çalışıyorsun ya. Seni inan ki çok takdir ediyorum. Biz Anadolu'yuk. Bir örfümüz, adetimiz, değişmez ahlak kurallarımız var. Bunlar oldu diye geniş geniş oturacak halimiz yok. Ama olan olmuş. İnançlı insanlarız. O bebek de bir can. Biz de biliyoruz ki ana bir can olduğunu. Mesele o değil ki. Mesele Gonca'ya izin vermek. Eski Musa olmak varmış ya. Olacaktın da kızla olanı mı vuracaktın? Ana, bugün de ağzından balaklı ya.
O kadar apar topar söyledin ki dışarıdan bir şeyler sipariş etmek zorunda kaldım. Birazdan gelir. İyi, tamam. Yemekler gelene kadar ben de İsmail'i evi gezdireyim. Gel İsmail. Biz bunu yalnız yapabiliriz Derya. Sen zaten evi biliyorsun. Gelmene gerek yok. Hoş geldin. Merhaba babaanne. Hoş bulduk efendim. Hoş geldin yavrum. Hoş geldin. Anne. Canım. Baba. Hoş geldin. Geçin. Merhaba, hoş geldin. Buyurun efendim. Bu ne yavrum? Kestane şekeri. Niye zahmet ettin? Bu sefer eli boş gelmek istemedim. Nasılsınız? Görmüyor musun? Pek iyi değil galiba. Baba. Sen bugün okuldan niye beni görmeden gittin? Aradım açmadın da. Okulunla ilgili gelişmeler iyi değil kızım. Öyle mi? Müdürün bebeği aldırmayı seçmiş olsaydın okulu bitirmene yardım edebileceğini, öteki türlü bu durumun yasalara uymayacağını ve diğer öğrencilere de kötü örnek olacağını söyledi. Gonca, lütfen. Lütfen çok iyi düşün. Sen ne dedin? Hadi geçin yavrum. Peki. Alayım ben. Teşekkür ederim. Rica ederim. Burası da bahçemiz. Derya yazın burada kahvaltısını eder. Derslerini burada çalışır. Kitaplarını burada okur. Bu bana ne anlamına gelen bir ev mi? Derya'nın yatak odası. Derya'nın kitap odası. Derya'nın banyosu. Her akşamüstü okul kapısında beklediğin kızın nasıl bir evde yaşadığını görmek istersin diye düşündüm. Mesela ben Zehra ile tanıştırıldığımda önce gidip ailesinin evini görmek istemiştim. Zehra Hanım'ı saraydan mı aldınız? Üstüne bu sarayı mı verdiniz yani? Hayır, saraydan değil. Bir oda, bir salon. 5 nüfuslu bir evden aldım. Ama ona böyle bir hayat sundum. Rüyasını bile kuramayacağı bu hayatı verdim. Vallahi benim abim yok. Dua edeyim de bari. Ailemden biri Musa Bayri gibi bir iş adamı, bakan falan olsun da bana böyle bir hayat kuracak kadar koltuk çıksın. Ne de olsa herkes sizin kadar şanslı değil. Demek hala zıtlaşıyoruz. Şu anda ne oldu biliyor musunuz? Bana gösterdiğin o bütün sahte babacan tavırlar, bize gel, ben yenildim, bükemediğim adamın elini öperimlerin falan yalan oldu. Sen beni buraya şov yapmaya mı çağırdın? Aha Derya bu saraydan. Kız alacak neyin varı kafama dan dan vurmak mı istedin? Ya sen amma kızını tanımayan bir adamsın. Derya'nın gözü bunlarda değil. O sevgiyi aç. Sevgiyi. Öyle mi diyorsun? Odasına git bir bak o zaman. Kaç çift ayakkabısı, kaç elbisesi var bir gör. Hepsini kendi seçiyor, kendi alıyor. Benim kredi kartımla. Sence babam ne yapmaya çalışıyor? Babana sor. Anne niye böyle sert konuşuyorsun? Derya, bize bir söz vermiştin. Sadece dünden beri görüşüyoruz. Yakalanmasaydın söylemeyecektin. Yakalanmamak için mi babaannene senin yanında kalayım dedin? Anne lütfen.
Bu sene sizinle doğru dürüst diyalog kuramıyorum. Kendimi sürekli ne yapması gerektiği söylenen kukla gibi hissediyorum. Bana bu evde odama kapanıp nefes alma alanı bile bırakmadınız. Biz sana adım attıkça sen de bize gelseydin böyle olmazdı Derya. En azından bana. Eskisi gibi arkadaş olabilirdik. Hala olabiliriz. Ama bize yalan söyleyen bir kızım olması ağrıma gidiyor. Zaten hiçbir zaman benim doğrularım sizin doğrularınız olmadı ki. Baba. Teşekkür ederim. Niçin? Müdürün karşısında bana arka çıktığın için. Benim için onunla bu konuşmayı yapmanın seni ne kadar ezdiğini tahmin edebiliyorum. Neden ezileyim kızım? Ezilecek bir şey yok ki. Öğretmenlerin önerilerine her zaman ihtiyacımız var. İnşallah alınan kararlardan ileride pişman olmayız. Yemek için teşekkürler. Bir şey yemedin ama afiyet olsun. Derya benim her şeyim. Her şeyim. Beni sevin sevmeyin. Beni ona layık görün görmeyin. Bütün iş Derya'da biter. Bundan sonra arkadaşlarınızı bizim önümüzde yaşayacaksınız. Yalnız görüşmek yok. Yalnız görüştüğünüz an... Seni tanıdığım birinin oğluyla evlendiririm Derya. Kızım aşk olsun bırak sen. Ay o kadar yorulmuşsun anne. Geldim. Dünyada kalan işi sana bırakmam. Bana bir bak sen. Mümkün mü böyle bir şey? Ne anne? Ay anne Allah aşkına hem ben kaç yaşındayım artık? Bugüne kadar kaç tane doğurdum doğurttum. Daha adamın yüzünden anlarım. Sende bir şey var. Yok anne. Bak görürsün. Anneciğim yok. Eminim. Bir görür sonra konuşalım. Zeynep, saat geç oldu. Burada kalın ha. Şimdi merak ederim gece bir şey olmasın. Biz bir şey bulur döneriz. Geç değil bak. Hala otobüs vardır. Saçmalama Zeynep. Ana göreyim sen. Gene inadım inat yani. O zaman bekleyin şoförü çağırayım o bıraksın. Ben de Başar'la biraz sohbet ederim ha. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir an başım döndü. İyiyim. İyi, iyi. Bugün yarın sebebi belli olur. Anne ne olur rica ediyorum. Öyle bir şey yok. Yok anne. Madem başın dönüyor, miden bulanıyor, kesinlikle şoför bırakacak. Yoksa ben götürürüm ha. Aa tamam tamam. Şoför bıraksın. Tamam, ben arayayım onu. Böyle işte. Rahatladım, çıktım. Orada nasıl insanlarla berabersin? Biri borsacı. Bu kriz ortamında terapiye ihtiyacı olması çok normal. Biri bir şirkette üst düzey yönetici. Ama evde kocasından şiddet görüyor. Kocası işsiz. Anlayacağın adam kadını taşıyamıyor. Ego sorunları vesaire.
tahmin edebileceğin şeyler. Çok ilginç. Anladığım kadarıyla çoğu sosyoekonomik düzeyi yüksek insanlar. Bu sadece onların sorunu olduğu anlamına gelmiyor. Ama galiba bu çoğunluk psikolojik destek almakta daha cesur. Aslında bu grubun varlığının daha büyük kitlelere ulaşması lazım Uğur. Bence televizyondan ve yazılı basından da desteklemeliyiz. İnsanlar acılarını, sorunlarını paylaşarak, yalnız olmadıklarını anlayarak güç buluyorlar. Hem de işte böyle benim gibi kapalı karakterler, buralarda kendilerini çiçek gibi açıyorlar. Sen de açıldın mı? Sanırım bir tek küçükken komşunun bahçesinden erik çaldığımı anlatmadım. Ben de mi başlasam acaba? Senin neyin var? Kanalda, iş toplantılarında sürekli seni düşünüyorum. Ayşe'yi seviyorum. Ayşe benim hayatımda eşim olarak görmek istediğim tek kadın demek istiyorum. Belki o sıkıcı toplantılarda bunu bağıra çağıra söylersem, ben de başka insanlarla paylaşma fırsatı bulabilirim. Bir günlük ömrüm kalmış olsa bile bunu yapmak ister miydin? Bu kadar ağır yerden sorma. Ben yaşamımın geri kalanını sana verebilmek isterim. Evet. Ne evet? Göğsü olmayan bir kadınla aynı yatakta uyumakta zorlanmayacaksan seninle evlenirim. Ölsem de aklımdan geçen korkunç düşüncelerden kurtulsam. Gonca sen...
Sizi de bırakayım mı? Sığmayız ki. Siz üç, biz üç, altı kişiyiz. Bir deneriz, belki sıkışırız. Yok yok, biz kızlarla gideriz. İyi. Al. Bu ne? Harçlığın. Kaç gündür almıyorsun? Var babacığım, gerek yok. En son kaç para verdiğimi biliyorum. O günden bugüne hiçbir şey yemesen, içmesen hesabıma göre cebinde 3 lira var. Hadi. Merak etme, avans aldım, param var. Sağ ol. Kapıyı çeker misin? Günaydın. Ha, günaydın. 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 Hadi biz gittik baba. İyi dersler. Gonca, sen çantanı niye almadın? Okula vedalaşmaya gidiyorum Ali. Hiç değilse, aa kıza bak, evlenmeden çocuk doğurdu demesinler. Beni şey yerine koyan o bakışlardan kurtulurum. Hem annemle babamın başı azıcık yukarı kalksın, hem de aile olmaya şimdiden alışayım. Ben okulu nasıl sensiz bitireceğim? Mızmızlanma. Mızmız bir teyze istemiyoruz, tamam mı? Dünden beri ağzını bıçak açmıyor. Yaptığın komik tehditten sonra seninle konuşacak bir şey bulamıyorum baba. Sana komik mi geldi? Beni asla tanımadığın biriyle evlendiremezsin. Seninle söz dalaşına, inatlaşmaya girmeyeceğim. Ben seni zorla başka biriyle evlendireceğim için söylemedim. Ama şimdi İsmail'in sana karşı nasıl paranoyakça yaklaştığını, psikopatlaştığını göreceksin. Hep beraber göreceğiz. İyi de böyle bir durum karşısında kim paranoya yaklaşmaz ki? Derya. Sen İsmail'in geçmişini ne kadar biliyorsun? Bu ne şimdi? Bana her şeyini anlattı o. Ailesinden bir kişiyle tanıştın mı? Annesi babası nerede? Kim? Kardeşi var mı? Kimler biliyor musun? Ailesini anlattı. Ama akrabaları Ağrı'da. Tabii ki hiçbiriyle tanışmadım. İsmail hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Seviyorum. Siz karşı çıksanız bile ben gizli gizli bildiğimi okurum dediğin adamın hayatta kalan tek bir akrabası bile yok. Anası, babası, kardeşi. Küçükken annesi, babası kardeşini ondan daha çok seviyor diye evi ateşe vermiş. Ailesini cayır cayır yakmaya kalkmış. Kıskanç, hasta, manyak bir adama aşıksın. Ne?
Şimdi niye bundan sonra gözümün önünde görüşeceksin dediğimi anladın mı? Hadi gidelim. Al işte, gene burada. İnatla seni bekliyor. Buyurun İsmail Bey. Orada bekleyeceğinize gelseydiniz. Zili çalsaydınız. Geldim deseydiniz. Bir kahvaltı etseydik sizinle. Ben ne dedim? Ya bu arkadaşlık benim gözümün önünde sürecek ya da bitecek. Ya gel ya da bugün Derya'yı görme. Kılına bile zarar gelmemesi için sözlerimi dinleyeceksin. Sakin sakin. Aile içinde bu arkadaşlığı sürdürmek için... Onu zorlayarak yavaşça onunla bağını koparacaksın. Çünkü aniden onu bırakırsan başına ya da başımıza bela olacak. Mehmet, senin ne işin var burada? Ablam işi aldırdı. Çok sevindim. Bir de bana sor. Ablam mı çağırdı? Evet. Ya bir şey soracağım. Bir eğitimci olarak Gonca ve Başar'ın çizdiği yol sizce doğru bir yol mu? Gonca daha çocuk ya. Bu Gonca'nın başına geldiği için böyle hassas davranıyorsun. Yani... Halbuki benim tanıdığım Mehmet şöyle derdi. Hadi be yuh bu yaşta. Tövbe tövbe. Bak Mehmet'ciğim tepkini anlıyorum. Ben de Gonca'yı kızım gibi seviyorum. Ama bu soruna duymak istediğin yanıtı veremem. Başından beri bunun böyle olacağını biliyorduk. Madem Gonca böyle bir tercihte bulundu... ...biz de onu hayata kendini geliştirmiş bir birey olarak hazırlamak için... Elimizden ne gelirse yapacağız. Hadi bekletmeyeyim ablanı. Sonra görüşürüz. Tamam. Zeynep Hanım'ı arar mısınız? Efendim. Ha. Tamam tamam. Gelsin. Hı hı, peki. Hemen şurada. Tamam sağ ol. Tamam. Canım. Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç otur. Nasılsın Fahriye'cim? İyiyim canım. Sen nasılsın? İyiyim. Mehmet'le lafladık. Ne iyi bir şey yapmışsın ya. Değil mi? Herkes ondan çok memnun. Sana bugün yüzünü güldürecek bir haber getirdim. Aman ne güzel. Çok ihtiyacım var böyle haberlere. Evlilik açık liseyi bitirmeye engel değilmiş. Hadi canım. Evet. Ah. Gonca. Selam. Selam. Ne haber?
Abi sen aramazdın. Sen arıyor musun? Aramak istiyorum da buzlar tam eridi mi bilemiyorum. O barışmamız durumların zorunluluğundan mıydı emin olamıyorum. Biz kardeşiz. Bizim birbirimizden nefret etme şansımız var mı oğlum? Ben sana özür borçlu olsam bile bu abi büyüklüğü mü? Artık kendimizi toparlama zamanı. İyi günde de kötü günde de hatalarımızdan ders alıp birbirimize sarılmalıyız. Çünkü biz kardeşiz. İbo, hadi gel artık şirketin başına geç. Hayat eskisi gibi devam etsin oğlum. Abi, kendimi o kadar hiç gibi hissetmeye başlamıştım ki. Bu telefonun... Neredesin? Geliyorum. Bayrı'da buluşalım. Birazdan oradayım. Görüşürüz. Seviyor musun? Elbette. Sev. Beni de bebeğimizi de çok sev, tamam mı? Tamam. Efendim? Biz dün gece birlikte mi kaldık? Gerçekti değil mi? Evet, gerçekti Uğur. Sen de biliyorsun. Lütfen kelime oyunu oynamayalım, olur mu? Düşüncelerini değiştirip değiştirmediğini sıradan bir yoldan denemek istedim. Birbirimize dürüst ve net olalım yeter. Hala evet mi? O gün mü? O kadar yakın mı? Hala evet. O gün ve o kadar yakın. Kanalda seni bekleyeceğim. Ofiste işlerimi bitirir bitirmez gelirim. Çok kişiye söyleme. Biz bize yapalım. Şöyle ne gerek yok. Tamam. Ben hazırlıkları başlatıyorum. Harikasın. Görüşürüz. Görüşürüz, sağ ol. Affedersiniz, boş yere alacaktım. Zeynep Hanım? Zeynep Hanım, iyi misiniz? Bana böyle ya. Gelelim ekonomik krizde son duruma. Türkiye'nin IMF ile bir standby yapacağı neredeyse kesinleşti. Şimdi paketin içeriği ve miktarı konuşuluyor. Sinan Türk'ün ulaştığı bilgilere göre IMF özel sektöre aktarılacak kaynağın doğrudan hükümet tarafından dağıtılmasına karşı çıkıyor. Eğer paket IMF'nin istediği gibi geçerse özel sektör parayı bankalar aracılığıyla kullanacak. İşte özel sektöre destek paketi. Geldiniz. İstediği yöntemin ayrıntıları. Küresel krizin maliyeti. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Niye bana öyle bakıyorsun? Yüzünüz annelik geldiği için mi bilmiyorum ama çok daha güzel, çok daha pozitif görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Deniz. Sen nasılsın? Ben iyiyim Ayşe Hanım. Para sıkıntın var mı? Yok. Bu krizden önce bana yaptığınız zam hayatımızı bayağı kolaylaştırdı. Yalnız şey, Oğuz Seda falan aramızda konuşuyoruz. Acaba biz de işten çıkarılır mıyız diye. Doğru. Sizinle bu konuyu konuşacak zamanım olmadı. Benim ekibimden kimse çıkmayacak. Hepiniz zamanında paranızı alacaksınız. Hiçbiriniz işten çıkarılırım korkusu taşımadan işe devam edin, tamam? Çok teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Siz olmazsanız ben de olmam. Hadi bakalım işinin başına. Bizi bu hafta ağır bir program bekliyor. Krizi ve kriz fırsatçılarını yerden yere vuracağız. Tamam?
oluşan karamsar havayı açıkça ortaya koydu. Anketin sonuçlarına göre Ekim'de hızla gerileyen reel kesim güven endeksi Kasım ayında 54,6 seviyesiyle dip yaptı. Sinirim bozuluyor abi. Buyurun, kimi görmeye geldiniz? Anlamadım. Size sordum Musa Bey. Bana mı Mehmet Efendi? Evet, size. Zeynep'i göreceğim. Ha, Zeynep eğilmesi. Sekretere söyleyeyim, kendisine haber versinler. Burada bekleyin. Zahmet olmasın. Öyle mi? Tamam, gelsin. Merhaba Zeynep. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Komşunla Mehmet burada mı çalışıyor? Evet, yeni güvenlik ekibimiz onlar. Bunu neden şimdi öğreniyorum? Niye? Bilmem mi gerekiyor? Ne demek niye bilmem mi gerekiyor? Adamın ilgisi, burada da birlikte olmanız rahatsız edici. Bu durumu kabullenmemi bekleme. Eğer böyle düşünüyorsan bravo yani. Bunu biraz önce öğrendiğine göre bunu konuşmak için beni görmeye gelmedin herhalde. Elbette öyle. Dün rahatsızdım. Nasıl olduğunu merak ettim. Seni doktora götürmeyi düşünüyorum. Ne kadar incesin. Teşekkür ederim. Zor günler geçiriyoruz. Midem hassas biliyorsun. Sinirseldir, geçer. Peki kim aldı işe? Ben aracı oldum. Sana mı kalmıştı? Mehmet gırtlağa kadar borç içinde. Onu değil, diğerini soruyorum. Okuyan bir oğlu var. İşten çıkarıldı. Burada böyle bir imkan var, niye yardım etmeyeyim? Hem biz boşanıyoruz Musa. Benden neyin hesabını, ne gerekçeyle soruyorsun? Kocan gerekçesiyle. Hala kocanım senin. Zeynep, biz boşanmıyoruz. Bunu aklından çıkarma, olur mu? Bak, bu yüzük var ya. Bu yine senin parmağında olacak. Şu Gonca'nın problemlerini bir atlatalım. Bu konuyu da çözeceğiz. Benim kararım değil, sen 3 yıl. 30 yıl inat etsen de değişmeyecek Musa. Bunu göreceğiz. Zeynep eğilmez bayrı. Bir kahve içebilir miyim? İki kahve lütfen. Nasılsın Deniz? Hoş geldiniz Arzu. Hoş bulduk. Ayşe odasında mı? Odasında. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Otursana. Tamam. Bir türlü denk gelemiyoruz. Ben kanaldan çıkıyorum, sen geliyorsun. Hayır, telefonda da uzun uzun konuşulmuyor. Ana haber çok vaktimi alıyor. Doktor kontrolleri, psikolog, programım. Ya program ya ana haber. Bence birinden vazgeç. Kendine çok yükleniyorsun. Boş bir anım kalsın istemiyorum Arzu. Herhalde önümüzdeki günlerde stok çekip 2 hafta ara vereceğim. Bence de iyi fikir. Belki biraz dinlenirsin. Gelecek cumartesi günü işin var mı? Var desen de iptal edeceksin. Çünkü sana önemli bir görev vereceğim. Aa, neymiş? Nikah şahidim olacaksın. Ciddi misin?
Siz Sayın Gonca Bayrı. Siz Sayın Ayşe Altay. Hastalıkta, sağlıkta. Ölüm sizi birbirinizden ayırıncaya kadar. Sayın Uğur Kuralı. Sayın Başar Akar'ı. Eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Evet, ediyorum. Siz Sayın Başar Akar. Siz Sayın Uğur Kural. Hastalıkta, sağlıkta. İyi günde, kötü günde. Ölüm sizi ayırıncaya kadar. Sayın Ayşe Altay'ı. Sayın Gonca Bayrı'yı. Eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar evet. Evet. Sonsuza kadar.